Herkese selam arkadaşlar. Bugün Cuphead'in ikinci videosuyla karşınızdayım. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Umarım sesim falan çok kötü gelmiyordur sizlere. Cuphead'de eğlenceli bir video çekmeye çalışacağım. Buradaki üzgün üçlüyle bir konuşalım biz. Buradaki üçlünün bir dördüncü arkadaşları varmış ve kaybetmişler. Onu bulmamızı istiyor. Hatta da farklı farklı yine bosslarımız olacak. Burada bir tren bossumuz var. Piramidimiz var. Şurada bir tane şeker bossumuz var ve burası da bize diğer tarafları açacak. Biz yolları açmayı da istediğimiz için ya burayı oynayalım başlangıçta ya da şurayı oynayalım. İlk olarak Alaaddin'le başlayalım. Burada bir piramit var ve Alaaddin bize işte bir şeyler fırlatacak. Biz de onlardan kaçmaya çalışacağız. Tabii bahsettiğim kadar kolay bir boss olmayacak. Aeroplane'de yani gene uçakta yapacağız bu boss'u. Şöyle bomba sıkabiliyoruz. Bunu da yeni mekaniğimiz. Bomba sıkarak da yukarıdan ona zarar verebiliyoruz. Bir tane pembe gördüm, hemen periledim. Farklı farklı feyizlerimiz var yine tahmin edebileceğiniz üzere. Burada şu gülen surat, gülen surat değil gerçi, yaratık suratı vurursanız açılıyor önünüzdeki yer. Eğer vurmazsanız diğerleri açılmayacağı için map'te kalıyorsunuz ve map sizi eziyor. Bu yüzden gülen suratları vurmanız ve kesicilerden kurtulmanız gerekiyor. Şimdilik buradan da kurtulduk. Ve farklı bir Alaaddin yüzü geliyor. Şu suratı vurmamız lazım bol bol. Tabi tutturamadım. Ve yalan oldu durduk yere şeyimiz. Özel yeteneğimiz. Kurtulamadım. Çok garip yükseldi. Kolay değil bak burası. Buna bütün süperini saklayıp böyle beşli süper olarak çarpabilirsin aslında. Ve bir canım kaldı. Çok kötü canlar kaybettim orada. Bakalım. Bir anda AFK gibi durduğunu görünce bu ne yapacak kafa? Beni peşliyor ama çok yavaş peşliyor. Bir de taradığı bir sistem var. Ve yarış canına gelebilmişiz daha. Çok da gelmedik yani. Dediğim gibi ikinci bölümün bossları çok kolay olmayacak. Bayağı darlayacaklar bizi diye düşünüyorum. Burada alabildiğim kadar peri alsam güzel olurdu. Burası çok zor değil gibi çünkü. Bir tane alabildik. Bombayla bol bol hasar vermeye çalışıyorum. Normal saldırıdan tabii ki bomba daha çok vuruyor. Buralarda kesinlikle damage yemememiz lazım. Buralar kolay çünkü. Buralarda hasar yemeyip belki iki tane hasar yediğim yerde bir tane hasar yiyip geçersem devamında kolay ilerleyebiliriz. Tabii ki bu tarz oyunları hep anlatıyorum size. Öncelik haritayı öğrenmek oluyor. Birkaç kere kaybediyorsunuz ve boss'un neler yaptığını öğreniyorsunuz. Aynı Dark Souls gibi düşünebilirsiniz. Dark Souls'ta da önce birkaç kaybedersin, sonra çözersin. Burada da aynı hesap. Boss'un ne yaptığını başlangıçta çözmeniz lazım. Kafasında patladım. İyi hasar verdiğimizi düşünüyorum. Kaçabildiğim kadar uzağa kaçıyorum bu uzay mekiklerinden ve hiç hasar yemeden geçtim burayı. Şimdi biraz hipnoz olmuş gibi olduğu için hemen sıkıyorum orada. Beni tarayacak biliyorsunuz burada. Kafa da beni takip ederken. Ama çok kolay demeye içelim. Çok kolay demeye içelim. Oo, kafa da patlıyormuş. Ortalık karışıyor diyorsun yani. Bomba oldum, çarptım. Ve burayı da geçtik. Kafanın da takibi bitti. Şimdi büyük boss oldu. Piramitler dönüyor etrafımda. Burayı anlayamadım. Neye göre hasar verdiğini anlayamadım. Ve knockoutladım ama. Orayı anlayamadan knockoutlamam çok güzel oldu. Hızlı hızlı halletmiş olduk. Yaptığımız periler çok işe yaradı. Ve boss'u hızlıca halledebildik. Yine AX'i alacağız. Gördüğünüz üzere sadece HP bonustan kaybettik. Ve bu boss'u da bu map'in ilk boss'unda geçmiş olduk Alaaddin'i. Böylece Midway Mystery kısmı bizim için açılıyor. Ve ilerleyebiliyoruz. Bir soul daha kazanmış olduk. Hemen şöyle ilerleyelim. İşte burada bir ağacımız var ve shop'umuz var. Shop'tan şu anda bir şey alacak paramız yok. Ama bu dayı ile konuşalım bakalım.
önemli şeylerden bahsetmedim. Mozole'ye gönderdi bize. Mozole'ler biliyorsunuz yeni yetenekler açıyor. Hemen Mozole'de yeni yeteneğimizi açarız eğer başarılı olabilirsek. Gördüğünüz gibi hemen ilk Mozole'den daha zor geldi. Neden? Arda arda iki tane karakter yolladı. Yani perilerini daha kaliteli yapmanı istiyor artık oyun. Birbirinin üzerinden sekerek peri yapmanı istiyor. Yoksa kaybedebilirsin. Bakalım bize nasıl bir yetenek verecek. Bundan sonrası dur atan bir peri. Hemen hallettim. Neredeyse çarpıyordu bu arada. Objeye. Şimdilik hallettik. Yine bir tane dönen geliyor. Son anda yapmış olabilirim. Dönüp çarpacaktı galiba. Son anda yaptım. Yine son anda. Tam ağzına geldi. Son anda hallettim. Ve buna tek atmış olmam bayağı güzel oldu. Yine bize kızımız geldi. Ve beni ikinci kez kurtardın. Al bakalım sana yepyeni bir özellik veriyorum dedi. Verdiği özellik neymiş? Şimdi beraber göreceğiz. Mozole yıkılıyor. Ve bana yeni süper açtığını söylüyor. Hemen süperimizin özelliğine bakıyorum. Bir astral plane oluşturur ve kısa bir süreliğine dokunulmaz olursun diyor. Yani demeyi çemiyorum. Ona basıyorum. İstediğim gibi milleti tarayabiliyorum. Vurabiliyorum. Onu şimdilik koyalım. Yani kullanır mıyım bilmiyorum. Ama koyalım, belki işte ölümsüzlüğü seçerek burada tarayabildiğimiz kadar tararız. Hiç de arkamıza bakmayız. Burası Sugarland Shimi. Başlangıçta kale gibi bir alandan çıkan prenses bize farklı yaratıklarını yollayacak. Küçük bosslarını yollayacak. Ve biz de onları teker teker patlatacağız. Sonrasında anlatmayayım, hep beraber görelim. Şimdi ilk bossunu hallettik. Şimdi ikinci bossu geldi. Bakın bir çarptım. Bu garip boss küçük yaratıklarını da yolluyor etrafa. Ve onlara da çarpabiliyorsunuz. Alttan da peri yapabileceğim pembeler geliyor ama riskli ortamdayız. Hatta iki canım gitti bile. Burada iki canımın gitmesi hiç hoş olmadı. Şimdi üçüncü gelecek. Ben buna Pokemon'da Voltorb diyordum eskiden. Voltorb diye bir Pokemon vardı. Eğer unutmazsam görselini koyarım buraya. Harbiden ona benziyor. Süperimi burada kullanmak istemiyorum. Biliyorum ölümsüzlük süperim var ama onu boss'un ilerleyen kısmında kullanmak istedim. O yüzden beklettim. Ve şimdi boss harekete geçiyor. Bakın kalesi hareketleniyor. Ve bana doğru gelecekler. Bu sürede yakından sıkma skillimi kullandım. Ve boss kafasını yolluyor bana. Bu sürede de perileyebileceğim alttan bir mekanizma geliyor. Bayağı canını aldım. Bayağı güzel. Ben bu map'te şunu uygulayacağım. Ekstra canı alacağım. Bayağı hasar verebilecek bir map çünkü burası bana. Ekstra hit point'i aldım. Biraz damage'im düşecek. Madem canı aldık bari ölümsüzlüğü mü almasak diyorum ama hadi girelim bakalım. Biraz damage'imiz düşecek ama ekstra bir canımız daha olacak. Kurtulmamızı belki sağlayabilir. Şimdiden bu arada hatırlatalım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer abone olmayan arkadaşlarımız izliyorsa yorumlarda da belirtin. Toplu olarak bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. İlkini hallettik. Ve şu anda 4 canımız olduğunu unutmayalım. Yakına girdiklerinde çok etkili oluyor çünkü üçgenler normalde yayılırken yakına girdiğinde bütün mermiler ağzına giriyor. Böyle olunca da çıkartabileceğiniz en maksimum hasarı çıkartmış oluyorsunuz açıkçası. Ve ikinciyi de halletmiş olduk. 3 tane de kartımız var. Şuna bir peri atalım. 4'e çıkarttım. Yine bunda da yeteneğimi kullanmamayı deneyeceğim. Çok zorda kalmadığım sürece. Dağılan bir çikolata şeyi diyebilirim buna. Çikolataya benzer bir şey. Yok, burada kullanacağım. Yoksa içinde kaldım kesin hasar verirdi bana. Ve içinde kaldığım için direkt hani korkusuzca taradım. Ne olur ne olmaz diye. Düşünmedim.
4 canımızla beraber geldik ama çok erken can kaybettim. Burada acelemiz yok. Birer birer bile sıksak olur. Eğer ultiyi açabilirsem... Açamadım. Direkt onunla sıkarım diyecektim ama... Bu arada o bana... Yetenek vermiyormuş. Şu an fark ettim. Üstünden sadece kaçmamı sağlayan bir özellikmiş o. Üstüne peri yaptığım için yetenek vermedi bana. Sadece kaçmamı sağladı ama bir şekilde geçtik. Kolay olmadı ama bir şekilde geçtik. Arda arda güzel ilerliyoruz bosslarda farkındaysanız. Çatır çatır. Ve HP bonusumuz da 2. Ama zamanında mesela bu sefer takılmışız. Çok güzel zamanda öldürememişiz. O yüzden... A almışız. Mesela zamanı da tutturabilsek güzel olurdu. Zamanı pek tutturamamışız. Ve diğer taraf açılıyor şimdi. Diğer tarafa geçmeden aşağıda bir boss'umuz daha var. Orayı da oynayabiliriz. Ya da buradaki önce şunu yapıp yetenek alabiliriz. Bunu yapalım. Önce yeteneklerimizi alalım. Bonfire. Bir şey işte. Festival. Türkçesi festival diyeyimse. Garip bir abimiz bize sıktı. Bir dakika, buraya bir etki koyup oradaki yeteneği alabilirim. Kaçtık, yakında açılıyormuş. Açıldığında da geliriz kankam. Bunun böyle bir taktiği vardı, çok güzel bir taktiği vardı, hatırladım. Orada direkt kendinizi fullleyebiliyorsunuz. Ve bu abimizi yine patlattım şimdi. Güzel perilerle. Balon ablamızda. Hadi iki tane almış olalım. İki tane yeterli. Zamanlamayı tutturamadım. Oo, çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tapet hiç kolay bir oyun değil. Bunu tekrar söylüyorum. Her fail olduğumda söylüyorum ki benle yorumlarda çok dalga geçmeyin. Müthiş. Tam olması gerektiği gibi aldık. Altını da aldık. Devam ediyoruz. Şimdi burayı atlattık. Arada sesim gidiyor. Tekrar söylüyorum. Bugün biraz hastayım. Sesimden de anlaşılabileceği üzere. Periyle geçtik orayı da. Aa, burası aşağıya düşüyormuş. Bu arada iki canım da gitti. Bir canım daha gitti. Ve kırıldığında bir canım daha gitti. Sadece yarısına kadar gelebilmişim ama orayı hiç anlamadığım için full canım gitti. Şimdi anladığımız için olayını, canımız gitmeden oraya geçebiliriz. Hatta orada farklı bir taktik de yapabiliriz. Birazdan göstereceğim aklıma gelen taktiği. Bir canım gitti, yine de devam ediyorum. Bakalım aklımdaki taktiği uygulayabilecek miyim? Altını aldım. Hemen kaçtım. Araya sıkıştım. Kötü oldu. Nasıl ultiyi kullanıyorduk lan? Ha. Damage yedim. Nasıl olsa damage yesen de ilerleyebiliyorsun. Süperi açıp hani hasar almayı göze aldım. Yine de ilerledim. Ama bir canım kaldı. İstediğim gibi yapamadım. Şurayı da geçtik. Bu tepeye doğru çıkıyorum. Şu an odaklandım.
Ya resmen gittim onu yakaladım. Sona doğru gelmişim. Bir tık daha gelirsem son. Bir tık daha gelirsem son. Tamam. 5 yeteneğini doldurdum. Bu sayede daha hızlı daha rahat ilerleyebiliriz. Ve iyi ilerledik burada. Şunu indirdik, devam. Altımı aldım. Asıl bu altınları toplamak için oynuyoruz. Tek olayımız bu. Çünkü bunlar sayesinde yetenek aldığımızı tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Kötü, canımız gitti. Burada ultiyi kullanmadan geçtim. Belki en son bir ultiyi kullanırım diye düşündüm bu sefer. Bir de zaten olayını anladığınızda sanırım orada ulti kullanmaya çok da gerek yok. Rahatça geçilebilir bir yer gibi. Belki burada kullanabilirim bakın ama. Kullanmadım. Ve damage yedim. Bir dakikadan sonra kullanmaya da gerek yok. İki canla beraber artık bölümün sonuna doğru ilerliyoruz. Kaçamadım. Bunu da geçeyim, ondan sonra kullanmaya başlayacağım. Hatta en son damage'imi yiyeceğim anı fark edip kullanamaz mıyım ya? O kadar reflekslerim kuvvetli değil mi acaba? Bu arada ketçap boss'a geldik resmen. Şöyle kullanıp direkt geçemez miyim onu? Geçtim, tamam. Onu öldürmek zorunda kalmadım. Sosisli resmen orada. Biliyorsunuz buradaki partilerin demeyeyim de karnavalların vazgeçilmezi. Sosisli bize orada ketçap, mayonez, hardal mardal bir şeyler sıkıyordu. Oyunda böyle boss'lar hep esprili olduğu için yine burada da esprili bir olayla bize ketçap mayonez sıkan bir boss'umuz var. Şuradaki kızımızla konuşalım. Ve burada Barbership Trio'nun dördüncüsü var. Buldum. Oyunda böyle gizemler de var. Farklı yerlerde, farklı gizli yerlerden adamlar toplayabiliyorsunuz. Ben daha önce oynadığım için biliyordum. O yüzden direkt aldım. Acaba nerede diye böyle size rol yapmaya gerek yok. Eski videoları izleyenler biliyor zaten. Ve hangisini alacağız? Basılı tutarsan saldırıyı arttırır diyor. Çok hızlı sıkman önemli değil, tutturması önemli diyor. Bu bayağı iyi. Autofill meter, yani dolduruyormuş kendi kendine. Roundabout'umuz güçlü bir hasar veriyor. Şimdi ben Roundabout'u alacağım. Ve sonra zaten diğerlerine geçeceğiz. Farklı bir hasar verme şekli. Belki ileride Roundabout'u kullanırız. Diğer skill'leri çok beğenmedim. Ve haritanın bu kısmını gördük zaten. Ve buradan da şöyle bir yolumuz var. Yok mu? Yokmuş. Sanki oraya bağlanacak gibi gelmişti bana. O zaman şuradan devam edeceğiz. Alaaddin'i yendik, onu yendik. Burası zaten devam etmiyor. Tamam. Bu haritayı geçeceğiz şimdi. Carnival Cruffle. Haritanın diğer kısmını açmak istiyorsak bunu geçmemiz lazım. Görüyorsunuz bir adam şeyde çarpışan arabada. Ve bize zarar vermeye çalışıyor. Bunlar, ah be, onlar sıkıntı çünkü kafanıza ampul gibi bir şey fırlatıyorlar ve sıkıntıya giriyorsunuz. Bu boss'ta ben çok zorlandığımı hatırlıyorum ilk oynadığımda. Bakalım şimdi nasıl olacak. Uzaktan uzaktan tarayacağız ve tam çarpışan arabasıyla geldiğini hissettiğimizde. Bu arada çarpmasam ona peri atabilirdim ama vurunca demek ki peri atılmıyor daha fazla. Dönmemesi lazım. Ve ilk fazı geçtiğimizi düşünüyorum. Bakalım şimdi neler olacak. Hareketli bir trendeyiz.
sağdan soldan küçük yaratıklarını yolluyor. Onlara çarpmadan hasar vermemiz lazım. Şu ana kadar çok iyi gittim. 4 canlı oynamaya devam ediyorum. Biraz hasarımı düşüreceğini bilsem de. Ve ultimde hasar yemem ultisi. O yüzden hasar yiyeceğimi anladığım anda ulti kullanabilirim. Mesela burada yiyeceğimi düşündüm. Ama kötü zamanda kullanmışım. Çünkü ona hasar veremeyeceğim bir anda kullandım. Ve bir daha hasar yedim. Çok kötü oldu. Peki altında kalsak böyle. Gayet güzel. Yine hareketli tren geldi. Bakalım bundan sonrası nasıl ilerleyecek. Kaka atmaya devam ediyor. Zıplayamadım yukarıya. Yapma. Ne zaman öldük? Sona bir tık kalmış. Sona bir tık kalmış. Yani bayağı güzel oynadık aslında. Geçilmeyecek bir boss değil. Bayağı iyiydik. Bakalım şimdi ne yapacağız. Yapma. Burada can kaybetme. Oyun çok eğlenceli. Umarım sizi de eğlendiriyordur. Ben çok eğleniyorum Cuphead oynarken. Yine yorumlarda siz de ne düşündüğünüzü belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradaki iletişimimiz bizim için çok önemli. Hepsine cevap vereceğim. Yine söylüyorum. Video paylaşıldığı anda vermiyorum ama toplu bir şekilde cevaplandırmaya çalışıyorum serileri. Yazdığınız yorumlara bakacağım yani. Yine süperimizi doldurduk. Yine 4 canlı buraya geçmeyi başardık. Çok iyi kurtuldum. Çok iyi kurtulmuştum ya da. Doğru şey laf olacak. Burası çok iyi oluyor. Altında kaldığın için full tarıyorsun. Full damage ona gidiyor ve hiçbir şey yapamadan sana indiriyorsun. Hala 3 canımız ve yeteneğimiz duruyor. Bu sayede bence bu kez boss'u geçme ihtimalimiz yüksek. Burada bayağı ağzına vuralım. Hasar yedim. Şimdi basacağım. İlk sıksınlar, ilk sıkışlarına basacağım. Sıktı bastım. Şimdi yerde kaldım, sıkıyorum. İyi bir yerde kullandığımı bilmiyorum ama bir şekilde kullandık yeteneği. Ve nakavtladı. Kızı nakavtladı bu sefer. Sanki diğerine göre daha hızlı nakavtladım. Belki başlarda daha fazla hasar vermiş olabiliriz. Bu yüzden de bu boss'u da güzelce geçmiş olduk. Hatta çok fazla peri yapmamıza gerek kalmadan sadece bir tane periyle geçtik. O da grade'imizi düşürdü tabii. Aldığımız puanı düşürdü. Şimdi şu sağ aşağıda güzel bir havuzumuz var. Havuzumuzun ne işe yaradığını hemen size söyleyeyim. Bu havuza tıkladığınızda daha önce kaç kere öldüğünüzü anlatıyor arkadaşlar. Burada geliyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Daha önce bosslarda kaç kere öldüğünü falan anlatıyor. Oyun bittiğinde toplamda kaç kere öldüğümüze bakarız. Bunlar bu arada bakın mutlu artık. Şarkı söylüyorlar. Oh kankam takılıyoruz. Canımsın falan diyorlar ve bize selamlarını veriyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü bizim sayemizde birleştiler tekrar. Ve Funhouse Frazzle diye bir yere tıkladık. Bakalım burası ne? Tamam, burayı hatırladım. Yukarı ve aşağıya bizi yönlendiren bir şey burası. Ve her o peri attığınızda açınız değişiyor. Burada eğilebiliyorduk galiba. Ben de nasıl geçeceğimizi düşünüyordum. Yani biraz gerçeklik algımız demeyeyim de fiziksel olarak diğerlerinden farklı bir boss oynayacağız. Kafamızı bayağı çalıştırmamız lazım bu boss'ta.
Hızlı geçtim orayı. Göze sıkmam lazım. Orada sıkamadım çünkü yer değiştirmem lazımdı aslında. Yer değiştirmeyi unuttum. Devam. Hızlı hızlı... Pardon. Tam peri atacakken oka geldi. Hızlı hızlı dash atarak gidiyorum ki... Haritada oynayacağımız yer azalmış olsun. Yoksa tekrar tekrar o arabalar gelir. Ve direkt bu kısma gelmiş olduk şimdi. Kurtulamadım. Yine kurtulamadım. En azından map'in devamını görsek iyi olur. Böyle de kurtulabiliyormuş. Güzel. Ne patlamaz gözmüş be. Sonunda patladı. Sonunda kırıldı. Şimdi geçtik. Peki abi. Kolay olmayacak. Ne kadarına geldik? Tam %50. %49, %50'ye gelmişiz. Zaten daha bir şey yaşamadık. Şu gözde çok fazla can kaybettiğim için problem yaşadım. Yoksa hani zorlu bir yerle karşılaştık mı? Karşılaşmadık bence. O yüzden sıkıntı yok. Sadece atladığımız oklara dikkat etmemiz lazım. Geri atayım derken oka denk geliyorum. Bu sefer de istediğimi yapamıyorum. Burada biraz da yetenek kullanalım ki gözlerden kurtulabilelim. Tamam, hiç can kaybetmeden burayı geçmeyi başardım şimdi. Sürekli açıları değişiyor bu arada sıkılan bombaların, farkındasınızdır. Bir tane canımız gitti, olur. Sıkıntı yok. Orayı anlamadım. Nasıl yapacağımı ve kaybettim. Çok hızlı gitmeye çalıştım. Gereksiz böyle bir tribe girdim orada. Biraz daha yavaş gitmem ve orayı anlamam lazımdı. Orada çok hızlı oynamaya çalıştık. Başarısız olduk. Burayı yine can kaybetmeden geçip devam etmem lazım. Sanırım bu öpücükleri perileyemeyiz. Çünkü pembe değiller tam olarak. Kırmızıya yakınlar. Ve yine can kaybetmeden geçtik burayı. Orası sıkıntı olacak. Oraya keşke böyle full yetenek gelsem de peri atabilsem ama ben can kaybederek geliyorum. Full'ü bırakın. Yine can kaybederek geldim. Orada bir kayıt programında bir şey yandı söndü. Dedim ne oluyoruz? Bu da bana can kaybettirdi. Kötüyüm. Ve o da bir şey sıktı. Gene geberdik. Aynı yerde ikidir hata yapıyorum. Bu hoş değil. Bir daha deneyeceğim bakalım. 30. dakikaya doğru geliyoruz videoda. Videolar genelde 30 dakika. Burayı geçip bitirmek istiyorum. Burayı bir güzelce geçebilirsem şimdiki denememde videomuz burada sona erecek. Aynı anda kalp de geldi. Yahu mouse şey benim sound monitörde bir sıkıntı var. Yayından dolayı kaynaklanmıyor da videodan dolayı kaynaklanmıyor. Bir arkadaki kablosunda sıkıntı var sanırım.
Bu yüzden de sürekli kıp 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 yapıyor böyle. Giriyor geliyor. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi şöyle bir taktik uygulayacağım. Çok ileriye gitmeyeceğim ve bunların sürekli gelmesini istiyorum. Buradaki ördekleri perileyip onlar üzerinden 5 kart yapabilirsem bence ileridekilerde çok daha kolay gideriz. O yüzden çok ileriye gitmeden 5 yetenek yapmaya çalışacağım. Bunları kullanarak. Güzel taktik bende. Nereden baksanız sürekli geliyorlar çünkü. 4. Bir tane daha yapalım ve basıp giderim. Ve full yeteneğiz. Hatta bir tane daha fazladan geliyor. Ondan da kurtulduk. Burada yetenek sıkmadan normal saldırılarımıza gidip hasar yemeyip orada ananın ağzıymış. Öyle bir yerde geldiler ki hasar yemeyip orada şey kullanmak istiyorum. Damage yememeyi kullanıp basıp gitmek istiyorum gidebildiğim kadar. O sayede daha rahat hareket edeceğiz. Patla abi. Artık patlaman lazım. Güzel. Burada hiç hasar yemeden, bombalardan hasar yemeden geçmemiz lazım. Şu an olayımız bu. Denediğimiz şey bu. Ve hasar yemeden geçtik. Şimdi kullan ultiyi. Bas abi. Orayı direkt geçmiş oldum böylece. Asır hasarı yedim. Hemen ilerledim. Bir hasar daha yedim. Ve öldüm. Nerede öldüm? Neredeyse en sonda öldüm. Orada biraz daha yavaş gideceğim. Yine aynı taktiği uygulayıp bu sefer geçeceğiz. Yine aynı taktiği uygulayacağım başlangıçta. Ve bu sefer geçeceğiz. Saçmalıyorum. Şu an sinirlendim çünkü. Çok hata yaptım orada. Neyse ya, taktik maktik uygulama. Direkt geç. Direkt geçeriz biz. Biraz daha dikkatli oynamam yeterli. Buradaki perilere ihtiyacım yok. Direkt hallederiz biz. Çok iyi kurtuldum be. İncecik alandan kurtardım. Hadi. Patla artık. Burayı patlattık. Çok hızlı ilerledim. Ve çok güzel ilerledim. Bir şey arkamdan geliyor ama yakalayamayacak. Ondan nasıl kurtulacağımı bilmediğim için kurtulamadım bu arada. Yoksa belki kurtulabilirdik ama. Yine bir göz. Bu sefer de dil atıyor. Geçtik galiba ya bu boss'u. Şu an burası sondur. Diğer taraf neredeyse sondu çünkü. Ben de sona doğru geldik şu an. Bunu da geçtiğimizde olay biter. Hadi artık. Ve bu bölümü de böylece geçmiş olduk. 5 altını alabildik mi? Çok aksiyon döndü. O yüzden 5 altını aldık mı alamadık mı ona emin değilim sadece. 5 altını almışız. Çok iyi. O yüzden bir daha bu bölümü oynamak zorunda kalmayacağız.
ve Brand New Record rekoru kırdık. Bakalım şimdi bu kısımda başka ne var? Oraya da bir yol açıldı. Başka geçmediğimiz bir boss var mı? Şu elemanla konuşmamışız. Ve bir gold coin verdi bana konuştuğum için. Güzel. Burada bir boss'umuz var. Başka bakalım. 7 coin'im var burada. O 7 coin'le de bir şeyler alacağım shop'tan. Buradan yol yok zaten. Tamam, orada bir tane Kuleos'umuz var. Başka geçmediğimiz. Bir de şurada Guguklu Saat vardı galiba. Bir de Guguklu Saat var. 2 tane boss'umuz var. Arkadan bir geçiş varmış bu arada. Arkadan şu an duvarların en arkasından kestirmeyi kullanıp buraya gelebiliyorsunuz. Böyle muhteşem şeyler var bu oyunda. Hoşuma gitti. O iki boss'u geçtikten sonra artık diğer kısma geçme hakkını kazanacağız. Bugün yeterince uzun bir video oldu. O iki boss'u geçin. Sonra buraya oynarız ve shop'tan da yeni özellikler alırız. Şöyle göstereyim. Koyabileceğimiz bayağı özelliğimiz var. İşte süperler gelecek. Bir tane daha süper gelecek. Farklı charmlar alabiliriz. Bu şekilde devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.